İlk defa özellikle ilk defa sıla yolu yapacak olanlar için ve 40 senedir de sıla yolu yapanlar için tavsiyelerim olacak. Ben 40 senedir tavsiye yani sıla yoluna gidiyorum. Seni mi dinleyeceğim demeyin. 2023 yılında sıla yolu 40 yıl önceki gibi değil. İlk defa yola gidecekler. Siz de 40 yıldır, 50 yıldır duyduklarınız artık 2023 yılında çoğu geçerli değil. Bu bir tavsiyedir. Bu zaten hemen tavsiyelerimin ilkidir. 40 yıl önceden bu yana kadar 40 yıldır söylenenlerin 2023'te hala aynı şekilde devam ettiğine inanmayın. Zaman değişiyor, yollar değişiyor, ülkeler değişiyor, kanunlar değişiyor. O kadar yılda her şey değişiyor. Geçen seneyle bu sene arasında dağlar kadar fark var. Ya ben 3 senedir 5 senedir yapıyorum bu yayınları ama 10 senedir 15 senedir yapanlar var. Şu anda yollarda olan birçok Facebook sayfası, Facebook grubu yöneticileri Adminlere yollarda bilgiler topluyorlar aktarabilmek için. Niye? Geçen sene de aktardılar ama değişti. Birçok konu değişti, yollar değişti. Sağa döneceksin, sola döneceksin tabelalar. Bir tabela vardı artık yok mesela. Birçok şey değişiyor. O yüzden güncel konular istersen 40 yıldır bu yolları yapıyor ol, istersen 50 yıldır bu yollarda gidiyor geliyor ol, istersen benim gibi 6 yıldır, 7 yıldır gidiyor geliyor ol, kulaktan dolma eskiden olma, işlerle uğraşmayalım öncelikle. Bir, bu birinci tavsiyemdi. İkinci tavsiyem çok fazla felaket tellalı var. Özellikle ilk defa gidecek olanlar. Şimdi e, yıllardır gidenler zaten bunu az çok biliyorlar. Kendileri de birçok yerde felaket tellallığı yapıyorlar hiçbir şey başlarına gelmemiş olmasına rağmen adam 40 yıldır senede iki kere gidip geliyor 80 kere yola gitmiş daha bir kere başına bir problem gelmemiş ama hala Sırbistan'dan gece geçmeyin diyebiliyor hiçbir şey olmamış ona başına gelmiyor niye duymuş yani yıllardır duymuş bu kulaktan dolma gelmiş. Bu şekilde şehir efsanesi haline gelmiş ve bundan sonra da böyle gidecek gibi görünüyor. Ama gitmemesi için elimizden geleni yapıyoruz. İlk defa gidecek olanlara özellikle söylüyorum. Bu tür şehir efsanelerine kulak aldırmayın. Şu zamanda özellikle son zamanlarda gördüğümüz, duyduğumuz, edindiğimiz tecrübe bu yönde. Sıla yolculuğu yapan %99'dan fazla kişi en ufak dahi böyle tırnağı kırılmadan Türkiye'ye gidip geliyor. Sorun en ufak sorun yaşamadan. Silecek suyu bitmeden gidip gelenler yani o kadar böyle sorunsuz gidip geliyor. Yüzde doksan dokuzdan fazlası. Yüzde bir ihtimalle sorunlar yaşanıyor. Her yerde yaşanır. Sadece Sıla yolunda değil yaşadığımız ülkede de yaşanır. Başka yerlerde de yaşanıyor. Hafta sonu bir yere bir tatile gitsek de yaşanır. İki adım yere gitsek de yaşanır. Sorunlar yaşanabilir. Ama bu oran yüzde bir. Ne tür sorunlar oluyor? Misal Camı kırıp arabanın içinden çanta çalma durumu. Bu çok ballandıra ballandıra anlatılır. Böyle her yerde görürsünüz, duyarsınız. Bir tane olay olur yılda. İki tane olur, bilemedim beş tane olur, hadi taş çatlasın on tane olur. On milyon kişinin geçtiği yollarda. Bunu niye abarttı, amma abarttı, ne on milyon nereden? Sadece Türkleri saymıyorum. Bu yollarda başka gurbetçiler de var. Onlar da bu bizimle aynı yolculuğu, aynı kaderi paylaşıyorlar. Makedonyalı gurbetçiler var, Romanyalı gurbetçiler var, Ukraynalı gurbetçiler var, Bulgaristanlı gurbetçiler var, Sırbistanlı gurbetçiler var, ne bileyim Yunanistanlı gurbetçiler var. Bu yollar hep gurbetçi dolu. Bu kadar on milyonlarca insanda on tane cam kırılmış, içinden çanta alınmış mevzusu duymak, oha bütün gidenlerin sanki başına böyle bir şey gelecekmiş gibi algı oluşturuluyor. Yani bu şekilde algılamayın bu durumu. Çünkü 10 milyonda on yani milyonda bir 10 kişiye olsa böyle bir şey. Sayalım bu sene 2023 yılında böyle bir olay kaç kişinin başına gelmiş? 2023'ün sonunda bir hesap çıkaralım. 10 taneyi geçmez yani. İki elin parmaklarını geçmez böyle bir durum. Başka ne sorun olabilir? Yanlış yakıt alınabilir. Buna dikkat edilmesi lazım. Tavsiye mesela bu da bir tavsiyedir yakıt alırken biz kendimiz dolduruyoruz yakıtı. Bütün güzel yakıt. Bazı ülkelerde pompacı da var ama çoğu yerde kendimiz dolduruyoruz yakıtı. Gittiğimiz ülkelerde de yakıt isimleri farklı olabiliyor. Burada dizel yazıyor. Orada başka bir şey yazıyor olabilir. Şimdi, şimdi bilemeyeceğim ama ülkelerde farklı yazma şekilleri falan var. Hatta ben bir keresinde normal dizel yerine euro dizel almışım. Normal dizel yazdığı halde yani karıştırmışım. Meğer başka yerdeymiş. Onu da bir videoda göstermiştim zaten. Hırvatistan'da normal dizel ile euro dizel arasında bayağı fark var. Türkiye'deki gibi iki kuruş fark değil aradaki fark. Bayağı bir fark var. Dikkat etmek gerekiyor bunlara mesela. Bir de hadi normal mazot yerine euro dizel koymak sorun değil ama mazot yerine benzin koyarsak veya benzin yerine mazot koyarsak yandık. Buna dikkat etmek lazım. Başka ne sorun olabilir? Diyorlar ki yollara çivi atıyorlar. Bu da bir şehir efsanesi artık. Eskiden atılıyor olabilirdi. Eskiden vardı mı bilmiyorum. Şimdi yok öyle bir şey. Atıyorlar diyorlar. Çukurları özellikle yapıyorlar diyorlar. Lastikçi, yakındaki lastikçiler özellikle bunu yapıyorlar ki lastiği patlasın gelsin bize diye diyorlar. Böyle bir şey de yaşanmıyor. Yani son zamanlarda hiç böyle bir şey duymadık. Olsa da lastik patlama durumları oluyor. Hani yarılıyor lastikler, çukura giriyor, çıkıyor bir şeyler oluyor. Ama eskisi gibi yine böyle çukurlu yollar çok fazla yok. O yüzden daha az ama illaki lastik eskir, patlar, bir şey olur sonuçta. insanlar bile ölüyor ki insanların yaptığı malzemelere bir şey olmayacak diye bir şey yok. Böyle bir sorun olabilir. Başka yakıtı bitebilir ya da dolandırılabilir. Ben dolandırıldım ben şahsen video çekerken dolandırıldım yani. Ben video çeken birisi olarak video çekerken bu bu tişörtümle dolandırıldım. Bu değil de hani böyle logolu tişörtümle diğer tişörtümle dolandırıldım. Ama tabii gittim parayı geri aldım. Bununla ilgili videom var kanalımda. Dolandırılma konusunda çok gözünüzü korkutmayın. Kartla ödeyin her yerde ve mesela yakıt aldıysanız bir yerden aldığınız yakıtı başka para birimi olduğu için mesela Sırbistan'da dinar, Makedonya'da denar, Macaristan'da forint, Bulgaristan'da leva gibi böyle farklı para birimleri olduğu için euro olmadığı için oradaki rakam farklı görünüyor bize ve algılayamayabiliyoruz. İçeri girdiğimiz zaman kaç para dediğimizde 30 euro, 40 euro, 100 euro, 200 euro diyebiliyorlar. Onlar hesaplıyorlar, söylüyorlar ama oradaki rakamla içerideki söyledikleri rakam arasında dağlar kadar fark oluyor euroya çevirdikleri zaman. O yüzden kredi kartıyla ödeyin ve oradaki rakamı Gitmeden önce bir fotoğrafını çekin içeriye öyle gidin kartla ödeyeceğim dediğiniz zaman kart makinesine kaç yazmış bakın pompada yazanla kart makinesinde yazan doğruysa kartınızı temassıza veya makineye takın bizi nasıl dolandırdılar ben yakıt aldım Macaristan'da yakıt aldım Avusturya'ya geliyordum Avusturya'ya gelmeden önce Macaristan'dan çıkmadan önce yakıt aldım öyle devam edeceğim yola. Yakıt aldıktan sonra girdim içeriye ödemeye. Kartla ödeyeceğim dedim. Tamam dedi. Avusturya vinyeti lazım mı dedi. Değil dedim. Var benim Avusturya vinyetim dedim. Tamam dedi. Ödedim. Çıktım. Çıkarken de baktım ki kaç forint olduğuna bakmamıştım. Fotoğrafını da çekmemiştim. Şimdi veriyorum tavsiyeyi ama bunu ben yapmamıştım o zaman. Sadece yakıtımı aldım. Kaç para yani kaç paralık yakıt aldım ona bile bakmadan içeri girdim sadece. Çıkarken sadece fişe baktım şöyle. Fişte bir anormallik var. İki kalem var. Normalde tek kalem olması lazım. Yakıt aldım yazıyor. Bir de altında bir şey daha var. Bu ne acaba dedim. Girdim telefonumdan hemen hızlıca. internetten açtım. Orada yazan şeyi Macarca yazıyor bir de. Bir de kısaltılmış şekilde Üç kelimenin kısaltılmış baş harfleri 2-3 harfi var. Onları hemen yazdım internette Google'a arattırdım. Bir baktım vinyet yazıyor. Yani yol geçiş parası bilmem nesi diye yazıyor. Hemen girdim içeriye dedim bu ne? Vinyet dedi. Sen bana sormadın mı vinyet lazım mı diye? Sordum. Ben sana ne dedim? İstemiyorum dedim. Var benim niyetim dedim. E tamam aa, pardon yanlış oldu dedi. Bilmem ne oldu dedi. Oradan bak dedi 11 euro. O zamanki zamanda 11 euroydu o Macar e, parası kaç paraysa kestiyse. 11 euro dedi. Tamam mı dedi? Tamam dedim. Al, verdi bana nakit olarak parayı. Yani ben oraya gitmeseydim o 11 euroyu bana veriyormuş gibi hesaptan düşüp yani iade ettim deyip cebine açacaktı. Kim bilir kaç kişiden böyle yaptı. Kim bilir kaç kişiden günde yapıyor bu şekilde. Kim bilir bir sezonda kaç tane ev satın alıyor Macaristan'da bu şekilde dolandırıcılık yaparak. Tabii ki sattığı vinyet Macaristan vinyeti. Ben Macaristan'dan çıkarken bana Macaristan vinyeti satmış ve plaka milaka girmeden. Çünkü Macaristan'a girdiğimiz zaman plakayı giriyoruz, arabanın kategorisini giriyoruz. Ama sadece Macaristan vinyet parasını kesmiş benden. Sonra da iade edip onu müşteriye iade ettim gibi cebine sokacak. Bu şekilde dolandırıcılıklar var. Aynı şekilde siz de fotoğrafını çekin ki içeri gittiğiniz zaman üzerine bir şey eklemiş olabilir, bir kahve eklemiş olabilir. Tamam bir kahve ısmarla bana derse ısmarlayın ama o şekilde gizli kapaklı yapıyorsa ona itiraz edersiniz orada. Dersiniz ki bakın kardeşim ben bu, orada mazot aldım şu kadar bu kadar yaz oraya. Ben fazlasını çekmiyorum senden. İtiraz edebilirsiniz o şekilde. Tabii burada üçüncü tavsiyeme geçeceğim. Şimdi sorunlarla ilgili çok fazla bulandırmayın kafanızı. Sorunlar çok cüz'i, çok olasılığı çok düşük. Birazcık matematik bilen adam bunu anlayabilir zaten. Çok düşük ihtimal. Üçüncü tavsiyem artık kaç oldu musunuz? Üçüncü herhalde bu. Tabii. Üçüncü tavsiyem de şu. Az önce söylediğim gibi o ikinci kalemi yani o dolandırılma mevzusunda fişin üstündeki ikinci kalemin ne olduğunu bilme şansım yoktu. Hemen internete girdim. O anda internetim vardı ve girdim. Avrupa Birliği olduğu için sıkıntı değil. Birçok kişinin Avrupa'da yaşayan birçok kişinin Avrupa Birliği içerisinde interneti oluyor. Ama Sırbistan'da olmuyor bazı zamanlarda. Mesela bazılarının Sırbistan'a girerken internetini kapatıyor. Sırbistan'dan çıkarken açıyor en büyük tavsiyelerimden bir tanesi bu üçüncü olmasına rağmen en büyüğü, en önemlisi. Bu zamana kadar dolandırılırsın en fazla 11 euro gider, 100 euro gider, 200 euro gider. Ama bundan daha önemlisi internet sahibi olmak. Bu yolculukta mutlaka ama mutlaka internetiniz olsun. İnternetsiz bu yolculuğa çıkmayın. Sırbistan'da da internetiniz olsun. Nasıl olur internet? E, i̇nternet derken ben internetiniz olsun da yolda video izleyin gidin değil. İnternete erişiminiz olsun 500 MB olsun 1 GB olsun ama internet olsun sınırsız olmasına gerek yok 15-20 GB olmasına gerek yok az olsun öz olsun neden çünkü Sırbistan'a girdikten sonra kimse internete ulaşamadığı için sonra eşi dostu akrabası merak ettiği için sağda solda onları arıyor gruplara yazıyor şu plakalı araba gördünüz mü haber alamıyoruz bilmem ne diye sevdiklerinizi üzmeyin sadece kendinizi düşünmeyin yeni gidecekler ilk defa gidecekler. Yıllardır gidenler sadece kendinizi düşünmeyin, sevdiklerinizi de düşünün, sizden haber bekleyenleri de düşünün ve internet alın. Mutlaka internetiniz olsun. İşinize yarayacak, sizin de işinize yarayacak. Sadece sevdikleriniz için değil, kendinize de işinize yarar. En olmadık bir yerde bir polis durdursa yolun kenarında Sırbistan'da anlaşamazsın. Sırpça biliyor. Sen Almanca biliyorsun, İngilizce biliyorsun, Hollandaca, Flemenkçe biliyorsun, Türkçe biliyorsun ama Sırpça bilmiyorsun. O da diğer dillerin hiçbirisini bilmiyor. Anlaşamazsın. Ne yapacaksın? Hemen telefonunu açacaksın. Sesli olarak diyeceksin ki ne istiyorsun benden Google çeviriye. Hemen Google çeviri Sırpçaya çevirecek adama dinleteceksin. Ne istiyorsun benden? O konuşacak. Sırpça hemen sana Türkçe'ye çevirecek telefon. İnternetin olmasa bunu yapamazsın. Bak bu çok basit bir şey teknolojiyi kullanmaktır bu. O Sırpça söylediği şeyi anında sana Türkçe'ye çevirecek bu. Bu kadar mükemmel bir teknoloji varken bunu kullanamayacaksın internetin yoksa. İnternet çok önemli. Navigasyon kullanıyoruz mesela. Navigasyon mutlaka olsun ilk defa gidenler mutlaka olur da 40 yıldır gidenler ben artık yola ezberledim diyorlar. Gerek yok navigasyona diyorlar. Navigasyon olmazsa olmaz dördüncü tavsiyem. Bu yolları 40 senedir gidenlere de lazım. İlk defa gidene de lazım. Benim gibi senede beş kere gidene de lazım. Bu yolları ezberleyip başkalarına anlatanlara da lazım. Bana da lazım. Yani nasıl lazım olduğunu videolarda gösteriyorum. Nereden gideceğim zaten biliyorum ama yol tarifi alıyorum. Niye? Çünkü yolda herhangi bir yol, ben yolu biliyorum ama yolun ne durumda olduğunu bilmiyorum ama bu telefon biliyor. Akıllı telefon yolun ne durumda olduğunu biliyor. Ama sadece internet varsa üçüncü tavsiyem internetti. İnternet varsa navigasyon cihazı veya akıllı telefon diyor ki bak yolda trafik oluştu bir kaza var herhalde bir trafik oluştu sen istersen bu köy yollarından bir gitmek ister misin diyor bana yarım saat bir saat kazanacaksın diyor belki belki o anda yarım saat bir saat belki kaza kaldırılamayacak yoldan 3 saat 5 saat kaybedeceğiz şeklinde trafik oluştu bak akşam trafiği oluştu sabah trafiği oluştu iş çıkışı bilmem ne gel sen buradan git diyor navigasyon ve ...sen istediğin kadar bil... ...nereden gitmen gerektiğini... ...navigasyon yolun kapalı olduğunu... ...dolu olduğunu bildiği için seni daha iyi bir yoldan... ...bilmediğin bir yoldan götürüyor... ...ama daha güzel bir yolculuk yapmanı sağlıyor... ...dördüncü tavsiyem navigasyondu... Ee, ...navigasyon olmazsa olmaz... ...başka... ...konum bilgisi... ...yola çıktığımız zaman çok güvendiğimiz... ...çok sevdiğimiz... Biz, ...bizi sevdiğini düşündüğümüz... ...bizim nerede olduğumuzu... ...bilmesini istediğimiz veya bizim nerede olduğumuzu bilmeyi isteyecek olan kişilere konum bilgisi aktarmak. Yola çıkarken annene, babana, çocuğuna, oğluna, kızına, damadına, gelinine, amcana, teyzene, halana, eniştene ya da arkadaşına, eşine, dostuna konum bilgisi göndermek. WhatsApp üzerinden canlı konum bilgisini gönderirseniz eğer hem arayıp yolda telefonla ilgilenmenizi ilgilenmemenizi sağlar. Çünkü arar neredesin? Merak ediyor çünkü. Merak ediyor. Seviyor seni. Merak ediyor. Arıyor neredesin? Şuradayım. Tamam kapat. Yarım saat bir saat sonra tekrar arıyor. E, na nasıl gidiyor yolculuk? İyi gidiyor. Şuraya geldik mesela. Bunlar tamam güzel. Konum çok önemli. Çünkü arar ulaşamaz. Gitmek var. Dönmek yok. Dönmek var. Görmek yok derler ya hani biz yola çıkıyoruz ama ne olacağı belli değil. Başımıza ne geleceği belli değil. Her an her şeye gelebilir başımıza. 2500 kilometrelik sıla yolunda da gelebilir. 10 kilometrelik işe giderken de gelebilir. Ama en azından 10 kilometrelik işe giderken nereye gittiğini bildikleri için, bilindiği için nerede olduğum bilinir ama 2500 kilometrelik sıla yoluna 3500-4000 kilometre gidenler var. Orada nerede olduğunu bilmeleri için konum önemli. Başımıza bir yerde bir şey geldiği zaman en az 3 kişi, 4 kişi mesela Ailemiz, eşimiz, dostumuz bilir bizim nerede olduğumuzu. Ya da çıktık yoldan, çarptık bir yere, hiç kimsenin haberi yok. Kaldık orada, can çekişiyoruz. Belki 3 saate gelse birisi kurtulacağız, gelmezse kan kaybından gideceğiz. Hareketsiz olarak bizi gördüğü zaman takip edenler orada bize yardım gönderebilirler bir şekilde. Yani buna dikkat etmek lazım. Konum bilgisi, 8 saate kadar konum bilgisi gönderin. Hatta bazen duruyor konum. Ara sıra kontrol edin konumunuzu ve tekrar yenileyin takip etsinler sizi. Nerede olduğunuzu bilsinler. İşleri rahat etsin. Hareket ediyor bak. Ha şuraya geldi, buraya geldi. Yazsınlar size ne oldu, niye durdun? Cevap gelmezse arasınlar. Merak etsin. Yani merak ediyorlar zaten. Ediyorlar. Bir de hareketsiz kaldığınız zaman desinler ki yani ne oluyor? Bir sorun mu var? Yardıma ihtiyacın mı var? Desinler. Bu da altıncı mı oldu artık tavsiye? Ne olduysa altıncı tavsiyeydi herhalde. En önemli şeyler bunlar. Bana yol tavsiyesinde bulunur, yani hangi yolu tavsiye edersin? Hangi yolu tavsiye ederim? Bu da yedinci yedinci e, tavsiyem, yol tavsiyesi. Hangi yolu tavsiye ediyor Mehmet Esir? İlk defa gidiyor olun veya yıllardır gidiyor olun önemli değil. Birisine hangi yolu tavsiye ediyorsun dediğinde size yol tarifi veriyorsa o adamdan uzak durun. Bakın bu kadar net söylüyorum size. Size şu yolu al diyen adamdan uzak durun. O adam size iyilik yapmıyor, iyilik yaptığını düşünüyor kötülük yapmıyor ama iyilik de yapmıyor. Bu iyilik değildir. Ben eğer size şu güzergahı alın desem bu bir kötülüktür. Hani az önce dediğim gibi ben yolları çok iyi biliyor olabilirim ama navigasyon cihazından iyi bilmiyorum. En iyi size yol tarifi verecek olan şey telefonlar. Herkesin bir akıllı telefonu var değil mi? Telefonunu açacaksın o anda, o gün. Kimse bilemez. Ne Mehmet Asır bilebilir, ne Ahmet bilebilir, ne Mehmet bilebilir, ne Hasan, ne Hüseyin, ne Ali, ne Veli. Kimse sizin gittiğiniz gün hangi yolu kullanmanız gerektiği konusunda bir bilgisi yok kimsenin. Ama akıllı cihazlar anlık olarak her an size en iyi sonucu verir. Açarsın nereye gideceksin? Direkt oraya yol tarifi var. Ara nokta ekleyeyim mi? Ekleme. Hiç gerek yok ara nokta eklemeye. Sadece şu şartlarda ara nokta eklemeye gerek var. Eğer verdiği güzergahtaki bir ülkeden geçmek istemiyorsan ya da başka bir ülkeyi de ziyaret etmek istiyorsan o ülkenin bir sınır kapısına bir tane ara nokta ekleyebilirsin. Misal Sırbistan'dan sonra Bulgaristan'ı değil de ben Makedonya Yunanistan gitmek istiyorum diyenler Evzoni sınır kapısını işaretleyebilirler ara nokta olarak. Onun dışında ara noktaya gerek yok. Ver yol tarifini gideceğin yere hem kaç saatte gideceğini görürsün oraya ortalama olarak hem kaç kilometre olduğunu görürsün hem de yolda internet olduğu sürece seni sürekli kaçırabilir trafiklerden oradan buradan. En güzel yol akıllı cihazın verdiği yoldur. Bana soruyorlar işte diyorlar ki sen bilirsin hangi yolu tavsiye edersin? Macaristan mı Hırvatistan mı? O kadar gidip geliyorsun sen, bu seni boşuna takip etmiyor bu kadar insan senden tavsiye bekliyor. Benim tavsiyelerim bu şekilde. Olmazsa olmazları söylüyorum ben size. Ama Macaristan'dan gitme, Hırvatistan'dan git veya Hırvatistan'dan gitme Macaristan'dan git dersem Olmazsa olmaz diye bir şey yok. Milyonlarca insan Hırvatistan'dan gidiyor. Milyonlarca insan da Macaristan'dan gidiyor. Oradan gitme dersen zaten bölünüyoruz. Her şeyde bölünüyoruz. iPhone'cular, Androidçiler, A particiler, B particiler. Bilmem ne futbol takımı, bilmem ne futbol takımı. E Macaristan'cılar, Hırvatistan'cılar, Romanyacılar, Sırbistan'cılar, Bulgaristan'cılar, Yunanistan'cılar. Bölünmeyelim ya, bölünmeyelim ama bölünelim. Sıra yolunda bölünelim. Nasıl bölünelim biliyor musunuz? bu şekilde böyle fikir olarak bölünmeyelim de sıla yolunda çıktığımız zaman akıllı cihaz bize gösteriyor. Diyor ki bak burada yoğunluk var. O zaman buraya gitmeyeyim ben. Nereye gideyim? Başka alternatifim de var. Bulgaristan Kalotina sınır kapısı çok yok. Stres Mirosi'den gireyim Bulgaristan'a. Ya da Makedonya'ya gireyim. Oradan Yunanistan üzerinden gideyim. 200 kilometre uzar ama daha çabuk varırım. Bu şekilde yol üzerinde hemen güzergah yenilemeleri yapmak lazım. Oradan oraya, oradan oraya kaymak lazım. Bu şekilde at gözlüğüyle gitmeyin. Bu da benim ...son tavsiyem olsun... ...at gözlüklerini çıkarın... ...yıllardır at gözlüğüyle gidenler de var... ...biliyorum 40 yıldır gidiyorum ben... ...sana mı e, bakacağım... ...senin söylediğine mi dinleyeceğim diyenler var... ...onlardan da rica ediyorum... ...artık çıkarın şu at gözlüklerini... ...at gözlüğüyle gidenler... ...çıkarın bakın göreceksiniz ki... ...ya ne güzellikler varmış etrafımızda... ...görmemişiz diyeceksiniz... ...eğer demezseniz sonra gelin bana deyin ki... ...ben at gözlüklerimi çıkardım koyduğum yeri bulamıyorum... ...ben size yeni at gözlüğü alıvereceğim takacağız buraya tekrar o şekilde gitmeye devam edersiniz. Ama bir kereliğine bir çıkarın. Bu 2023 yılında şu at gözlükleri bir çıksın. Son tavsiye dedim ama bir tavsiyede daha bulunayım. Ülkelerin ismiyle ilgilenmeyin. Ülkelerin ismi önemli değil. Onlar bizim için sadece bir basamak. Bizi hedefe ulaştıracak yolumuzun üzerinde olan bir ülke. Bunlara takılmayın. Yok o ülke mi bu ülke mi o ülke bize düşman bu ülke bize ters davranıyor demeyin. Kötü davrananlar yok mu? Var. Her ülkede var. Peki problemler hangi ülkede en çok var diye soranlar çok oluyor. İşte şu ülkeden gece geçme, bu ülkeden gece geçme diyenler çok oluyor. Bununla da ilgili şunu söyleyeyim. Her ülkede oluyor. Geçen sene en çok problemi Türkiye'de duyduk. Türkiye'ye girdikten sonra problemler daha çok oluyor. Neden? Milli duygular kabarıyor. Artık gözümüz bir şey görmüyor oraya girdikten sonra korkumuz geride kalıyor. Türkiye'ye ulaşmanın verdiği heyecanla artık tamam ilk defa gidenler özellikle büyük bir heyecanla korkuyla gidenler yolda başıma ne gelir korkusuyla gidenler o kapı sınır kapısından İpsala sınır kapısından Hamza Belli pazar kule fark etmez Dereköy hangi sınır kapısından olursa olsun Türkiye'ye girdikten sonra bir rahatlama geliyor diyor tamam geldim memleketime. O rahatlığı kullanıyorlar. O rahatlığı kullananlar tarafından dolandırılıyorlar. O rahatlığı kullananlar tarafından duyguları sömürülüyor. O rahatlığı kullananlar tarafından da gasp ediliyorlar. Camları kırılıp içinden çantaları, bilgisayarları çalınıyor. Hatta araba park halindeyken konsol, konsollarının söküldüğünü bile gördük. Ön konsolu komple söküp alıp gittiklerini bile gördük. Tabii ki ne dedim en başında? Türkiye, Bulgaristan, Sırbistan demeyin. İsim önemli değil. Her yerde olur. Bu tür karaktersizler her yerde var. O yüzden tek, tedbiri elden bırakmamak lazım. Ama korkunun ecele faydası yok. Atasözünü, ecel kısmını artık her şeyi koyabilirsiniz. Korkmanın hiçbir şeye faydası yok. Korkuyla olmaz bu işler. Öncelikle at gözlüğümüzü çıkarıyoruz. Korkmuyoruz. Tedbirimizi alıyoruz. Ondan sonra dua ediyoruz, dua bekliyoruz. Yollarda hayırlı yolculuklar diliyoruz herkese. Yorum yazan herkese teşekkürler, izleyen herkese teşekkürler ve bu bilgileri öyle hemen ben aldım tamam yeter deyip bencillik yapanlara bir sözüm daha var. Lütfen paylaşın bu bilgileri. Bu videoyu paylaşın demiyorum bak. Bu videoyu paylaşırsanız bana bir katkı verirsiniz. Evet ama ben böyle bir şey istemiyorum. Ben istiyorum ki bu edindiğiniz bilgileri zaten birçok kişi biliyor da bilmediği halde öğrenenler, benden öğrendiyseniz bir kişiye daha verin ya. Bu bilgiyi bir kişiye daha verin. Benim adımı vermeyin. Önemli değil. Ben önemli değilim. Nereden aldığınızın önemi yok. Sadece kanıt olarak göstermek isterseniz ben, ben burada verdiğim kanıtları onlara gösterebilirsiniz. Ama burada öğrendiğimiz bilgileri bir kişiye daha aktaralım mutlaka öğrenenler. En az bir kişiye daha aktarsın ki amacımıza ulaşalım ya. Yani öyle kanal 100 bin 200 bin abone olsun diye değil. Yeter ki Sıla yolu, çile yolu olmasın. Başka bir videoda, başka bir canlı yayında, başka bir günde, başka bir konularla tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın, hoşçakalın.